Herkese yeni bir ETS'den selam dostlar. Bugün ETS2'de görmüş olduğunuz gibi Scania ile beraberiz. Efsane mi? Efsane sesi var arkadaşlar. Araç tamamen yapılandırması falan bana ait. Tunik vesaire geri kalan her şey mod, bilginiz olsun. Bütün tasarlamasını, şeklini, şemalini ben yaptım. Güzel bir şekil şemal ayarladık arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir tık şöyle azaltalım abi. Böyle göstereyim, aracın hali bu şekilde. Ben şöyle biraz sağa sola gideceğim ama yapacak bir şey yok şimdiden. Yeni bir video, hoş geldiniz arkadaşlar. Aracımın sesi dediğim gibi gerçekten muazzam. Araç bildiğiniz Scania. R700 küsür yaptım ama ben şuradan önünden bir bakalım. Yazmamış mıyım ya? Olur, bakarız. R750 olması lazım ya büyük ihtimal. Çünkü genelde hep yüksek yapıyorum. 750 ya da 730 olması lazım. Neyse, arkamızda görmüş olduğunuz gibi bir tane sal dorsemiz mevcut. Bu da mod arkadaşlar. İsteyen olursa modu da veririm. Böyle tırsanın dorsesi mevcut. Bayağı bir jantları var. Trailer diye bir tane mod vardı bildiğiniz. Bir mod, onun arka jantları falan o şekilde, önler de aynı şekilde jant paketi diyebilirim arkadaşlar. Şurada bir tık yansımam var, bana mı öyle geliyor? Olabilir. Şimdi aracın sesini dinleyelim. Hatta şöyle geleyim, bu şekilde dursun araç, bir çalıştıralım aracı. Araç çalışmada böyle çalışıyor. Şu kulaklığın sesini şunu şöyle bir çekeyim. Oy 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 oy. Aracın sesi muhteşem. Bildiğiniz gibi değil. Yanımda bir tane sürpriz arkadaşımız var. Bu da animasyon paketi. Bilginiz olsun. Bizim işçi abimiz. Bunun ismini de biz Sinan koyalım. Sinan bizdelle. Hemen camımızı bir tık açalım. Ses falan gelsin. Görmüş olduğunuz gibi aracın içi bu şekilde. Araçta zaten iç yapılandırma vesaire yok. Ama onun haricinde dış yapılandırma falan bayağı bir güzel yapılandırması oldu. Şu şekilde ışıklarımız mevcut. Hepsini açalım abi. Farlar, bütün ışıkları bir açsın. Işıklandırmamız bu şekilde. Bayağı bir güzel bir tır oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek izlersiniz arkadaşlar. Şöyle güneşin batımıyla. Yine Promos'tayız. Görmüş olduğunuz gibi Honnik Gavat diye bir yer varmış. Artık Türkçesi bizim Türkçemiz. İngilizcesini de size bırakıyorum. Böyle aşağılara doğru ineceğiz ama şurada bildiğiniz üzere şura yeni gelmişti. Ben şimdi şuralarda bir yere gideceğim. Bayağı bir güzel yerler var. Ufaktan bir yolculuk yapacağım. Hadi gidelim bakalım. Tekrardan kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için önemli şeyler. Araçta yok yok. En dolu paketiyle beraber doldurdum. Ulan bu adam. Dayı bana yol vereceğim ya. Ulan adamlar durmuyor ha. Bizim işçi de hiç. Abi bir yol iste ya. Navigasyonumuz falan. Kornalarımız. Orijinal kornalar. Ben şuradan şöyle geçersem dedim ama geçmeme gerek kalmadı derken, maşallah abicim. Yani soldan araba öyle bir geldi ki, şöyle ya.
ışık daha vereyim ben de kendime. Böyle parlaklığımızı alsın. Buralarda trafik var. Yine ne olmuş bakalım. Eğer gitmeyecek bir şekilde ise. Yani abicim. Bazen bu yapay zekaya ayar olmuyor değilim. Şöyle yapacağız. Trafik 0 6 olsun. Bayağı güzel geçişler, yollar var. Buralara gelmemiştik. Artık geldik de kullanmadık mı bilmiyorum ama muhteşem yerleri var. O yüzden ben de dedim buralarda oynamam lazım. Buralara gitmişsem de yani video çekmedim. O yüzden dedim buralara gireyim. Buna baksana manzarası vesairesi. Buraları oynadık bildiğim kadarıyla. Aynen. Konvoyda falan oynamıştım. Ama multide oynadık hep. Online oyna. Artık single'da bir yerlerde oynamam lazım dedim. Hatta buradan ağır yük almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Videosu da olsun dedim. Efsane sesleri var. Retarderi daha kullanmadım bile. Yavaş. Şu ön taraf biraz değdi sanki. Değmemişti aslında. Sol taraftan aynaya bakıyorum. Dorsemize bir sıkıntı vermediği sürece hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle Nisoil diye bir şirketteyiz. Bunu V8'de yapacaksın ki üf. Ama iyi sallanıyoruz. Böyle tam sıfır. Adamlar derenin bitişiğine şey yapmış ya. Şuradan aynamızı, küçük aynamızı açayım da. Şuradan hemen hızlıca bir yüklememizi yapalım bakalım. Yük piyasası işe al. Şuradan arkama bir tık bakmak istiyorum. Doğru gidiyor. Kanya'da olacak bize. Erdal bu videoyu izlerken 2 gider geldin. Bu saatten sonra onun da büyük ihtimal direksiyonu olur diye tahmin ediyorum. Basalım abi. Enter. Yükümüzü alalım. Gidebildiğim yere kadar gideceğim arkadaşlar bu arada. Ooo, vattes soğanı doldurmuşuz. Vattes soğan tamam. Vattes soğanlar. Şuradan hemen. Yani İngilizce olarak yazıyor ama patates soğan. 22 tonumuz var. Şöyle rotayla bir bakalım. Tam istediğim yoldan gidiyor şu an rota. Aslında şuranın içinden geçeriz ama burayı kullandık. O yüzden burayı bu kez bu şekilde yaptım. Hatta şu rotayı kaldır oradan. Heh. Buradan böyle gidelim bakalım. Hadi bismillah.
geçerken. Yavaş yavaş. 22 ton patates, soğan. Yerli patatesimizi götüreceğiz bakalım. Yurt dışına çıkıyoruz arkadaşlar bugün. Altımızda Scania. Bu arada Scania'nın yapımını falan sizlere göstermedim ama ufaktan şöyle durayım. Hatta şuradan ufaktan parçalarını sizlere göstereyim. Şimdi Scania'nın bayisine geliyorsunuz dostlar. Şurada var mesela. Çevrimi çal diyelim. Modlar R olarak çalışıyor. Yani R'lara çalışıyor. Mesela S modellerine çalışmıyor. Şunlar S modelleri. Mesela şunlar S. Şunlar. Bunlar da çalışmıyor. Bilginiz olsun. Ben şunu kullandım. Nerede? Şuydu herhalde ya. Aynen şu. Bunu kullandım. Bunda yapılandırma yaptım. Şöyle bir sürü slot seçeneği var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya burada şunlar falan. Mesela şunu aldığınız zaman şunlar ekleniyor. Mesela bunları yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bayağı bir seçenekleri var. Da şu ön tarafını görünmek adına şöyle siyah krom karbon şeklinde, piyano bilek siyah şeklinde. Yine aynı şekilde. Ufak tefek değişikleri var. Bilginiz olsun. Mesela şunları şöyle yaptığın zaman şuralara ışıklandırma ekliyor. Kornalar aynı. Bayrak ekleyebiliyorsunuz. Böyle kendi bayrakları ve diğer bayraklar zaten bunlar DLC olarak geliyor. Bilginiz olsun. Bunlar kendi orijinal şeyleri zaten. Ama lastikleri falan var mesela. Lastiklerini göstereyim, jant paketlerini. Şu şekilde jantları değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi bol bol modların içerisinde geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dorse de aynı şekilde. Dorse isteyen olursa modunu paylaşırım. Şuradan dorse alımı diyelim. Mesela Akdeniz dorsesi, kola dorsesi, dol. Mesela Kogel var. Bunlar bildiğim üzere Tırsan'la anlaştı. Yeni bir güncellemede gelecek diye düşünüyoruz. Şunlar var. Sal dorseler mesela. Platform normal. Ben perdeli dorse alacaktım ama perdeli dorse dedim. Şu anlık gerek yok. İlerleyen zamanlarda onu da çekeceğim. Mod falan gerçekten güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Özellikle Tırsan'ın olduğu dorse modunu tavsiye ederim. Direkt zaten ürünler otomatik geliyor. Bilginiz olsun. O yüzden oynamanızı tavsiye ederim. Yollar falan muhteşem. Bir de kar modunu ekledim ya. Hala kar modundan çıkamadık. Dedim buraları normal çekeriz. Hala çekemedim. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Soldan gelen yok. Ya usta konuşsana usta. Bizim ustayı da şeye kadar götüreceğiz bakalım. Baltanın oralarda bırakırız herhalde. Beni de oraya kadar bırak. Sohbet de etmiyor benim öneriyorum. Tünel olaylarını seviyoruz zaten. Sesi biraz duyalım değil mi? Manzarası müthiş ya. Dağlar, ormanlar falan gerçekten kar olduğu zaman gerçek bir hissiyatı veriyor.
retarderi kendi orijinal retarderi. Aracın sesine gerçekten aşık oldum. Aman abim, aman abim. Yine bir olaylar var. Bu arada, bunda yok. Hadi. Bu adam yine sıkıntı yaratacak gibime geliyor ama biz bir sıfırlama daha yaparız gibime geliyor. Yani hayatta o Scania oradan çıkamaz. Biz de yolumuza devam edemeyiz. Denizin olduğu taraflarda sis var. Fark ettiyseniz hava biraz sisli. Ya aslında buraya şey unutuyorum sürekli yapmak istiyorum. Lastiklerde kar olayı var. O kar olayını eklemek istiyorum da unutuyorum arkadaşlar. Modu olan varsa eklesin linke. Şey link diyorum. Açıklamalara. Olmadı şey yaparım. Sabitlerim. Olması isteyen arkadaşlar varsa yani onlara da en azından faydalı olur. En azından benim videomda da ekli olur. Diğer videolarda da ekler oynarız. Tabi unutmasam, inşallah unutmam. Her seferinde öyle diyorum. Çünkü ekleyeceğim diyorum. Kar olduğu zaman lastikler de kar olsun. Zincir modunu bulamadık. Zincir modu bir ara vardı. 43'te falan da herhalde. 43 ya da 44 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Abi ışıklarımızı yakalım şöyle, sislerimiz falan. Dediğim gibi zincir modu eğer falan varsa paylaşın. Ya da Discord adresine gelin. Discord adresinde de var. Bizim tepe lambamız var mı arkada ya? Yok. Gerçekten zor şartlarda tır kullanıyoruz diyebilirim arkadaşlar. Yolları falan muazzam olmuş. Oralarda da iyi ki bir videom oldu diyebilirim. Havayı şöyle bir tık değiştirelim mi? Lan lan lan, Allah kahretmesin. Ya bu adamı da ben sürekli birine benzetiyorum da. Yalnız iyi bir hasar aldım. Eyvallah dayı. İyi bir hasar aldım. No damage'i yüklememişim. No damage'i ekleseydim güzel olurdu da. Kar olacak abi. Karın olduğu yerlerden gideceğiz aslında. Araç şöyle bir kayacak. İlerleri biraz daha sıkıntılı. Bu yolu devam ettirebilirim. Belki bu aracı bırakırım kenara. Yolu devam ettirebilirim. Abi hızlı geliyor, yavaş gelsin. Lafçı dayı. Yollar dar olduğu için yapay zeka biraz saçmalıyor. O yüzden ben de yol vermek zorunda kalıyorum. Aracımız bozuldu.
Ya şu vitesi gösteremedim. Hala içimde o var. İki kamera mı yapsam diyorum. Tek kamerada mı bıraksam? Yani biz sol tarafta kameramız var zaten. Sağ tarafa ya da şey sağ tarafa veya sol üst tarafa bir tane kamera ekleyebilirim diye düşünüyorum da nasıl olur, nasıl biter? İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Veya sadece şu direksiyon göstersem de yeterli diyorum. Çünkü benim vites biraz daha aşağıda sağ tarafta. Yani biraz daha şeye duruyor, şey gibi duruyor. Yani gerçekçi araçların vitesleri gibi duruyor. O yüzden onu fazla gösteremiyorum. İlerleyen zamanlarda belki yeni bir işlerle halledebilirim. Abi Mercedes abi. Mercedes abi. O vurdu aslında bana da. Lan aslan. Beşle güzel gidiyoruz. Gerçekten muazzam yerler var ya. Bunu online'da oynamayı isterim. Şu yukarı tarafa da bir yol gidiyor. Burayı devam ettiririm abi. Büyük ihtimal belki yine tek olur da geri gelişini Erdal'la falan çekebiliriz veya ekiple çekebilirim. Şu manzaraya bakar mısın abi? Aracın stop etti ama abi baksana ya. Üf. Şu manzara müthiş değil mi abi ya? Muazzam bir manzara var arkadaşlar. Gün batımı falan. Videoyu fazla uzatmayacağım. Öyle bir kenarda petrol falan bulursam oralara gideyim. Hatta solumda bir yer var. Oraya gireriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa zaten illaki abone oluyor. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa lütfen abone olun. 2023'e güzel bir şekilde giriş yapalım arkadaşlar. Yorumları ve abone olan arkadaşlar zaten kendini belli ediyor. Zaten yorum ve beğeniler her zaman ön plana çıkarıyor. Şuradan da köprüden geçelim abi. Sol tarafta bir dinlenme yerimiz var. Şöyle. Oraya da nasıl gireceğiz? Nasıl olacak? Çözemedim ama nasıl bir dinlenme var ama. Abi biz oraya gireriz de çıkar mıyız bilmiyorum. Bakacağım. Ne büyük duruyor ya. Doğru sayı da ama aman gözümü seveyim abi. Şöyle duralım abi. Muhteşem bir manzara karşısında. Muazzam oldu ya araç. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.